Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm herkese sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gün daha e, arka fonsuz idare edin şimdi de Konya Ereğli'deyiz arkadaşlar. <laughs> Buradan herhalde memlekete dönüş yakındır diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'de beklenen gelişme yaşandı. E, Fenerbahçe'den kap açıklaması geldi. Ozan Tufan Hal City'den Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğunu resmi olarak açıkladı arkadaşlar. İşte kulüpten yapılan o açıklama. Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensip anlaşması sağlanmıştır. Bakın Ozan'ın transferi konusunda İngiliz kulübüyle prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için yarın yani bugünden için söylüyor İngiltere'ye gidecektir diyor. Tabi Hull City de açıklamış. Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Acun Ilıcan'ın sahip olduğu Hull City'de Ozan Tufan transferi ile ilgili e, anlaştıklarını açıklamış ve milli oyuncunun geçen sezonda İngiliz ekibi Watford'da kiralık olarak transfer olup devre arasında Fenerbahçe'ye geldiğinde hatırlatılmış. Acun Ulucan'ın ilk sözleri Ozan Tufan için ne diyor? Ben onu Survivor'a alacaktım ama Hal City almak nasip oldu. Yok. Öyle dememiş. Özel bir röportaj vererek transfer için açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Hal Değilime ile konuşmuş. 100 metrenin sonundayız. Bazı isimleri bitirmeye çok yakınız. Bazılar için zaman biraz Biraz daha zamana ihtiyacımız var demiş. Ayağını kurduğum isimlerin %90'ı bizim takımda olacak demiş. Bu söylemesi kolay bir şey ancak günde 6-7 saatimi telefonda transfer görüşmesi yaparak geçiriyorum demiş. Transfer ile ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu ana kadar şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz demiş. Adama Traore çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydim. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor. Onu Fenerbahçe ve milli takımda her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli takımda 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan çok kaliteli bir futbolcu. O bize Tanrı'nın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim demiş. Yeni transferlerimize şehri ve burada sahip olduğumuz sevgiyi anlattığımda çok ikna oldular bana ve sözlerime inanıyorlar. Sözlerim ise Hull City'nin ne kadar iyi bir kulüp olduğu ve ne kadar fantastik taraftara sahip olduğu şeklinde demiş. Bak şimdi Acun Ilıcalı'dan ders alınması gereken bir cümle. İki forvetimiz olacak. Biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Yani Hull City iki forvetinin olacağını söylüyor ve birinin çok yüksek seviyede olacağını söylüyor. Bilmiyorum ne demek istedim. Biraz zaman ihtiyacımız var demiş. En iyisini arıyoruz. Diğer pozisyonlara risk almak daha kolay ama forvet pozisyonuna risk almak istemem demiş. 3 ay önce de söylediğim gibi gol atma tecrübesine ve yeteneğine sahip bir forvet alacağım. Eğer yanlış karar verirseniz kolay değil. Bu yüzden çok emin olmalıyız. Çok iyi bir forvete sahip olacağımızı söyleyebilirim demiş. Acun Ilıcalı. Hayırlı uğurlu olsun ilk taraf için de arkadaşlar. Transfer markete bakarsanız Ozan Tufan'a ilgili hiçbir şekilde transfer oluyor ediyor diye bir şey göremezsiniz. Çünkü söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman maalesef transfer market yetkilileri Fenerbahçe düşmanlığından mıdır? Fenerbahçe isminden haz etmediklerinden midir? Herhangi bir şey yazmıyorlar. Normalde kiralı şey ee, transferi hemen yazıp buraya soru işareti falan koymaları lazımdı. <laughs> en azından konserli süreç belli değil diye. 3 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. 2,5 artı sonraki satıştan pay artı bilmem şu kadar oynamaya şu kadar diye bir madde koyacaklardır diye düşünüyorum. Ozan Tufan duyumunu çok önceden verdiğim için arkadaşlar tekrar etmek istemiyorum. Kanalımızın müdavimleri zaten az buçuk biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlar da takibe devam etsinler. Çünkü 7-24 Fenerbahçe'nin konuşulduğu bu kanalda duyumlar devam edecek. 2015 13 Ağustos 2015 13 Ağustos 2015 euro kuru diyeyim arkadaşlar. O günlerde euro 3,14'müş. Hadi 15 diyelim. 3,15. Yani euro kuru 3,15. Topladığın zaman yani 7 milyon euroyu aldığımız için yaklaşık 22 milyon TL yapıyor. Geçen sene Fenerbahçe Watford'a kiraladı 1 milyon euroya. Bu ee, Yanlış yaptılar. Çok büyük yanlış yaptılar. Ben dedim ki bak 8'e 9'a isteyenler vardı. Tabi Ozan Tufan'ın da isteksizliği vardı İtalya Ligi'nde. Yani 7-8 elimizin tersine ittirip Watford'a kiralayıp. Şimdi bile işin komik tarafı şu. Bak Transfer Market'ın Fenerbahçe düşmanlığını şuradan gözlemleyin. O oyuncu 11 milyon euro iken kiralık olarak gidiyor. Watford'da oynuyor ya da oynayamıyor. 2 Şubat 2022'de geri geliyor. Piyasa değeri 10 milyon euro. Bakın 2 Şubat. Şubat, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs ayı Haziran'ın başında güncelleme yapılıyor. Haziran'ı sayma 4 ay. 4 ayda piyasa değerini yaklaşık 6 milyon euro düşürüyorlar oynamadı diye. Ya ben hatırlıyorum Abdülkadir Ömür sakattı. 6-7 ay sakattı. 1 milyon euro bile düşmediydi piyasa değerim. Fenerbahçe'nin ciddi ciddi bu transfer market ekibine dava açması lazım. Yani bu çünkü bu manipülasyon gibi bir olay oluyor açıkçası. Çok saçma geliyor bana. O yüzden de Fenerbahçe futbolcularının satıştaki değerini düşürmeye çalışıyorlar. Ona karşı dikkat olması, olması lazım. İkinci olay Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın transferi gerçekleşti. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak hayırlı olsun demeyeceğim hem futbolcunun karakterinden e, yapmış olduğu e, olaydan hem de e, ezeli rakibimizin maalesef etik dışı hareketinden dolayı hayırsız uğursuz olsun inşallah diyeceğim. Fakat burada bir olay var. Verilen paralar var. Önce şunu söyleyeyim. Abdülkadir şey Abdülkerim Bardakçı gerçeği diyor. Fenerbahçe transfer için Konya ile anlaştı, sonra Galatasaray devreye girdi, kadrosuna dahil etti. Gerçek ortaya çıktı diyor. Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe isim gündeme geldi. Fenerbahçe pazarlık atı Galatasaray'a gitti. Peki sebep neydi diyor? Şimdi burada kısa bir şey yapacağım. Fenerbahçe titiz bir çalışma yürüttü. Jesus'un kararları belirleyici oldu. fakat bu transfer sürecinde geri adım atılmasını, hani daha da ilerlememesini Jesus istedi diyor. Şimdi iddialardan biri şu. Benim elimde Kim Minji var. 1- Atilla Salahi var. 2- Serdar Aziz var. 3- Bu kadar önemli oyuncular varken ekstra bir stopere bu kadar para harcaması doğru değil demiş. Şimdi bu biraz fakir tesellisi. Birbirimizi yemeyelim. Hadi yani bilmiyorum muydun arkadaşım buna bu kadar para verileceğini derler adamı. Jesus 11 garantisi veremeyeceği isim için 3 milyon euro civarında para ödenmesini istememiş. Transferden vazgeçilmiş. Bir iddia bir. İkinci bir iddia ee, diyorlar ki efendim Ali Koç'ta görüşmüş. Yani Ali Koç Abdülkerim parmakçı aramış. Parmakçı değil mi? Ahmet Ercanların dediği bu. Ali Koç aramış, görüşmüş. O da demiş ki işte ben yıllık 1 milyon euro istiyorum demiş. Ali Koç demiş ki sen kim köpeksin bir milyon euro istiyorsun falan filan demiş. Öyle diyorlar. Ağzını topladı bir sene. Ağzını burnunu kıralım demiş. Bir milyon euro ne demek demiş. Futbolcumuzun ulan demiş kapatmış. Kimisi bir uçak palavrası uydurmuş. Fenerbahçe özel uçak göndermiş de evraklar için göndermiş. Konya Spor demiş ki sen işte evrakların için geldi senin için gelme demiş. Ya kardeşim Allah rızası için mağarada mı yaşıyorsunuz? Yani angut olmak için depara mı kalkıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz siz? Neyin evrağı? Lan neyin evra? Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu Konya şeyi yok mu? Şubesi yok mu? Hadi onu geçtim ya. Hadi onu geçtim. Bunun ne acelesi var da özel uçak gönderilip evrak isteniliyor. Yani ne acelesi var da. Futbolcuyla konuşulmuş, anlaşılmış mı ki? Ondan sonra şimdi da övünüyorlar. Bak işte uçak resmi paylaşmış, kağıttan uçak yapmış, bilmem ne yapmış. Ha 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 size laf sokmuş falan filan. Ya bu kadar cahil olmayın ya. Tamam ben de bir iddia da bulunuyorum Abdülkerim Bardakçı çocukluğundan bu yana kop koyu Beşiktaş'tadır. Yani çok koy. Süleyman Seba kadar Beşiktaşlıdır. Hadi, hadi biriniz çıkın da deyin ki öyle bir şey yok deyin. Yalanlayın hadi. Hadi yalanlayın. Abdülkerim Bardakçı kop koyu Beşiktaşlı. Hadi yalanlayın. Şimdi ee, ben bu bilgileri bir önce bir düzelteyim. Birincisi ee, Abdülkerim Bardakçı menajer kurbanı. Onu söyleyeyim yani kurban derken belki de şu an hoşuna gidiyordur bu takıma gitmek. Çünkü bu takımın eskiden e, transferde ne şekilde bir günahlar işlediğini hepimiz biliyoruz. Menajer ücretini düşük göstermeler, Oğulcan Çağlayan transferinde ceza yemeler. İşte mesela kimden oynuyor? Kayseri'yle. Hemen Amrabat'a o hafta teklif götür. Bu bir değil iki değil arkadaşlar. O kadar sayısız ki örnek. O kadar çoğaltılabilir ki örnek. Ama ülkemizde bu etik görülüyor. Fakat Fenerbahçe'nin F'si adı geçse transferde herkes bu şikedir, şaibedir diyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Fenerbahçe yapınca şike deyip Galatasaray yapınca temiz diyen kişinin de gönlüne göre versin. Rabbim bu dönek yorumlarından dolayı da dönek bir ömür versin ona. Dönek mükafatlar versin herkese. Aynı şey hepimiz için geçerli. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri diyor ki, ben sana oynama garantisi alıyorum. Ee, ve e, yani Abdülkerim'e söylemiyor bunu. Fenerbahçe diyor ki ben oynama garantisi istiyorum. Diğer kulüpler 1.3 veriyor. Biz de 1.3 istiyoruz diyor. Fenerbahçe'nin teklifi masadaki teklifi 750 bin euronun altındaydı. Yıllık 11 milyon TL'ydi arkadaşlar. Bakın burada çok büyük bir detay var. TL'ydi. Türk futbolcularla yapılan yasal düzenlemeye göre TL olarak sözleşmemizi imzalayabilirsin. Oyuncu yurt dışından geldiyse Euro talep edebilir. Oyuncu başka milli takım için oynuyorsa Euro talep edebilir. Bir Bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun asla gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Bunu kabul etmiyoruz diyor. Menajeri sonra pişman oldum. Sabah görüşme yapalım dediği zaman ise Jesus gerçekten de diyor ki ben asla bunu istemiyorum. Hani benimle çalışma fırsatı buldu. Bunu reddediyorsa biz de onu reddediyoruz diyor. Fenerbahçe diyor. İstediğin takıma gidebilirsin. İster 1.3 ister 5'e git. Umurumuzda değil diyor. Ve Galatasaray gidip transferi bitiriyor arkadaşlar. Yani geliyorsan gel gelmiyorsan sen bilirsin diyor. 10-11 milyon TL arkadaşlar. Fenerbahçe'nin önerdiği para 11 milyon TL yıllık ücret. Hatta Selahattin abi şey Selahattin Baki ee, diyor ki işte Galatasaray'a gideriz falan filan. Selahattin Baki de ona istedikleri yere gidebileceklerini Halk tabiriyle çok güzel bir şekilde söylüyor. İstediğiniz yere gidebilirsiniz diyor. bize forma için savaşacak, arma için oynayacak isimler lazım. Siz istediğiniz yere, istediğiniz paraya gidebilirsiniz diyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe isteseydi 100 milyon da verirdi, 200 de verirdi. Gider alırdı. Yani haberiniz olsun. İrfancan kahveci mesela biz geri adım atmadık. İrfancan'ı aldık. Ne pahasına olursa olsun aldık. Yani dediğim gibi durum bu. Şimdi ben bu haksız bir rekabet açıkçası yani bu haksız bir rekabet yanlış bir rekabet kendilerine yaptılar. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Bon servis bedeli 2.8 milyon euro. Sözleşme süresi 4 yıl. Yıllık ücret. ilk yıl 17 milyon TL. Yani 1 milyon euro bile yok. Hani 1.3'tü. Bir de bunlardan aç maç başa var muhtemelen. İkinci yıl 19 milyon 550 bin. Üçüncü yıl 23 milyon 460 bin. Dördüncü yıl 29 milyon 325 bin TL. Şimdi ben burada devlet yetkililerine soruyorum. Siz acaba doların, euronun öngörülebilir fiyatlarını Galatasaray kulübüyle paylaşıyor musunuz? Çünkü Galatasaray'daki konuştuğum arkadaşlar şey diyor. Bu yıl euro 17'ye düşecek. Aralık ayında 17'ye düşüp, sezonu kapatacak. Seneye de hani her yıl 1 milyon euroluk anlaştık diyor. 2025-26'ya öngörülebilir euro kuru 29 lira mı? Bu ikincisi seçim yaklaşıyor. 2023 yılında seçim yaklaşıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu size bayağı oy kaybettirir. Bu size bayağı... Çünkü Galatasaray'ın vergi borcu siliniyor. Beşiktaş'ın vergi borcu siliniyor. Fener'in silindiyse çıkın açıklayın. Biz de bilelim. Milletin günahına girmeyelim. Yani çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ama ben Galatasaraylı arkadaşların sözlerini doğru kabul etmiyorum. Muhtemelen anlaşma şartları bu şekilde. Tamam 30 milyon eurodan, şey 30 milyon TL'den bahsediyor. Yaklaşık 2 milyon euro yapıyor. 4. yılda. Şimdi bakın arkadaşlar. Galatasaraylı arkadaşlar. Elden kaçırdığınız zaman mesela Mert Hakan yandaşı elden kaçırdığınız zaman ne dediniz? Parayı seçti. Karaktersizlik, şerefsizlik dediniz. Siz söylediniz bunu. Fenerbahçe taraftarı da elden kaçırdığı zaman oh iyi kitledik. Güzel oldu. Bu kadar kazık para falan filan. Ya sonuç olarak kazanan futbolcu oldu. Paraları. Kulüplerde bir şeylerini yarıştırıp durdu. Kim kaybetti derseniz. Ben bugüne kadar bu şey yarışına girip de e, kazanan hiçbir kulüp görmedim. Mehmet Topuz'da Fenerbahçe ne kazandı? Eline al. İrfan Can'da ne kazandı Fenerbahçe? Galatasaray güya Emre Kılıncı Fenerbahçe'nin eline aldı. İyi bir Fenerbahçeliler Emre Kılıncı bu arada bilginiz olsun. Ne kazandı? Ne kazandı? Bir tek Fenerbahçe bir tek bugüne kadar Vedat Muriçi'den kazandı. Yaklaşık 20 milyon euroya sattı. Bir tek Vedat da kazandı Fenerbahçe. Ama Vedat açık açık ben Fenerliyim diyordu. Şimdi Abdülkerim'in total maliyeti 130 milyon TL civarında. Bakın 32 yaşına geldiği zaman bu adam... Galatasaray'dan 32 yaşındayken yılda yaklaşık 30 milyon TL kazanmış olacak. 32 yaşında bir futbolcu olarak. Bir Galatasaraylı'nın yorumundan bahsedeyim. Şimdi ben Fenerbahçeli olarak yorum yaptığım zaman diyeceksiniz ki kuyruk acısı var. İşte hazmedemiyor diye. Galatasaraylı arkadaş diyor ki bir GSL olarak 28 yaşındaki Abdülkerim için bonservis 3.3 milyon euro. Bu arada 2.8 dediklerine bakmayın 500 bin euro da bonusu var. 3.3 milyon euro yaklaşık 60 milyon TL. Yıllık ücret 20 milyon TL 4 senelik sözleşmeden 80 yapar diyor. E, 80'i geçiyor bu arada. Kardeşimizin bilgisi olsun. 80'i çok rahat geçiyor. 88 milyon TL yapıyor. Tamam mı? Bilgisi olsun. Totalde 4 yıllık maliyeti yaklaşık 150 milyon TL. Abdülkerim'i satıp para da kazanamayacaksın. İyi kitlediler bu balonu bize diyor. Şimdi ben şunu da merak ediyorum nasıl az oynama garantisi verebildi menajeri ya da Galatasaray kulübü onu da merak ediyorum. Ya benim yanlışım varsa düzeltin. Nelson'u 7 milyon euroya almadı mı Galatasaray? Yani ben çöp dediğim 7 milyon euroya almadılar mı Nelson'u? Öbür bir tane şey var. Tokatçı var. Gelen Türk futbolcuyu tokatlıyor, gideni tokatlıyor bir tane kasap var. Ee, Brezilyalı. Onu da 900 bin yine şey pardon onu da 4 milyon euroya almışlardı. Yine en azından onda bir şeylik yaptılar. 4'e birini aldılar. 7'ye birini aldılar. Ben öyle biliyorum en azından. Transfer marketteki arkadaşlar ne kadar da değerini yükseltmiş olsalar da 14 milyon deseler de hiç 14 milyon euroya gidecek tipi yok. Şimdi Nelson'u 7'ye aldınız. Öbür tokatçıyı 4'e aldınız ki Nelson'dan daha fazla para bekliyorsunuz. Abdülkerim'i de alıp ben oynama garantisi veriyoruz demek, demek ki 3'lüye dönecek Galatasaray. Hani aklıma başka bir şey gelmiyor. Fakat bakın matematikten konuşuyorum. Matematiksel konuşuyorum. Serdar Aziz, Atilla Salahi, Kim Minji. Fenerbahçe'nin toplam ödediği bonservis bedeli 5.2 milyon euro. 5.2 Yani Tisserant'ı saymıyorum. Lemos'u saymıyorum. Tisserant'a 4, Lemos'a 1.5 verildi. Onları saymıyorum. Bunlar gidici gözüyle gördüğüm için saymıyorum. Yoksa Fenerbahçe'de onlardan zarar etti. Konumuz o değil. Galatasaray Marko'ya 4. Nelson'a 7. 11. 3.3'te buraya verdi. 14.3 Abdülkerim'le birlikte. 14 milyon euro verdi. 3'ünü satsa Galatasaray 3'ünü satsa kaç lira elde eder? Ben size aşağı yukarı söylüyorum. Marko'ya 5-6. Nelson'a asla kimse 7'nin üstünde vermez. Gerçekten çöp. Hakikaten 7 milyon euro etmeyecek çöp. 3.5-4'ü anca satarlar. 10. Abdülkerim'i satamazlar. Yani 14 verip satsa satsa 10'a satar. Serdar Salah'ı kim Minci. Çok net söylüyorum. Serdar Aziz'i tutuyorum elden. Türk diye tutuyorum. Hadi o da Abdülkerim Bardakçı gibi kimseye satılmayacak diyorum. Satsa satsa zaten 2'ye 3'e ancak der Sadece Atilla e Salah'dan Sadece Atilla e Salah'dan 12-13 milyon euro ve üzeri para kazanabilir. Kim serbest kalması 13 deniliyor. Ya yani düşünün. Sözleşmesini rezerv etsen, Şampiyonlar Ligi'nde falan oynayabilsen belki 20'ye 30'a gidecek. Ne diyelim arkadaşlar? Kendi kendimize taraftarcılık oynuyoruz. Kendi kendimize diyoruz ki bak bizim takım sizinkilere parmak attı. Bizimkiler sizinkilere kazık attı. O geri Bak nasıl elinizden kaçırdık futbolcuyu. Yatak odanıza gittik futbolcu aldık. Bir şey söyleyeceğim. Kazanan gerçekten kim oluyor? Ha benim mantığıma göre ne en sonunda marka kesemez. Boşu boşuna para. Ha diyeceksin ki hocam sözleşmesi bitmiş. Türk bedava futbolcu var mıydı? bir Fatih Kuruçuk falan filan vardı. Aşağı yukarı onu da Fatih Kuruçuk'un da herhalde Süper Lig'de e, oynadığı maç sayısı hemen hemen Abdülkerim'den aynı. Bir de yaşı da genç. Yani yaşı da 24. Ha dengesiz müdahaleleri var mı? Var. Süper Lig'de kaç maça çıkmış arkadaşlar? Bu sezon 31 maça çıkmış mesela. Geçen sezonlarda da çıktı Göztepe'de, Karagümrük'te. Yani bilmiyorum. Eee Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben Fenerbahçe açısından sevindim. Fenerbahçe'nin oyun sistemi önde yüklenen bir oyun sistemi. Bak Galatasaray'ın da oyun sistemi önde. Markao, Nelson, Kim Minji, Serdar Aziz, Atilla Salahi. Bu arkadaşlardan hız baremini. Hani PES tabiriyle 83 ise 78'e düşürdüğünüz anda bunlar çöpe dönüşür. Çünkü önde karşılayacağım. Stoperlerin hızlı olmak zorunda. Abdülkerim'de bu hız var mı? Bilemeyeceğim. Hani benim gördüğüm hız yok. Ha gözünü daldan budaktan sakınmayıp hamleleri var mı? Var. Hani kayma. Hani e, hoşumuza giden olay var ya yani sürekli kayıyor ediyor topu çalıyor ediyor. Bilmiyorum arkadaşlar 2.8 bana kalırsa mantıklı makul seviyede bir fiyat ama az stoper olarak oynatacaksan makul. Yedek için sanki çok para gitti gibi. Hani hocam senin de zoruna gitti demeyin diye söylüyorum. Benim anlatacağım bu kadar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Kanala abone olabilirsiniz. Ve videoyu beğenebilirsiniz, desteklerinizi görmek istiyoruz.